Ekranlarından, Başka Bir Söz programından hepinize merhaba. Gündemden, ekonomiden, hayatın zorluklarından, siyasetin kısır tartışmalarından bıkanlar, hayat bizi neden yoruyorsun diyenler, yine bir cumartesi gecesi Başka Bir Söz'ün peşindeyiz birlikte. İçinden geçtiğimiz bu karmaşık süreci, iyilik, kötülük, doğru, yanlış ve pek çok kavramı bilimin ve düşüncenin penceresinden tartışmaya, başka bir dünya mümkün mü, bu sorunun yanıtını aramaya devam ediyoruz. Yine çok kıymetli isimlerle stüdyomuzda birlikteyiz. Profesör Korkut Ulucan, genetik uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Bir söz üstadı diyelim. Eğitimci, yazar. Kitabını da bol bol konuşacağız. Gürkan Sekmen bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cansel Hanım. Sağ olun. Ve yine bir profesör hocam. Çok kıymetli nörolog Zerrin Pelin. Hoş geldiniz hocam. Hoş merhabalar. Bulduk. Diyorum ve hemen Korkut Hocam sizinle başlıyorum. Gerçekten hani çok acayip bir süreçten geçiyoruz. Biz ülke olarak zaten çok değişik bir gündem yaşıyoruz. Her programda da bir Norveçlilere selam yolluyoruz. Onlar bizim dünyamızdan başka bir dünyada başka meseleleri konuşuyorlar ama dünya da gerçekten garip bir süreçten geçiyor. Yani bir savaş bitmedi bir kere. Burnumuzun dibinde bir savaş var. Doğru, göçmenler maalesef. Vesaire. Fransa sokakları. Bu karmaşanın içerisinde bir anlam arıyoruz ve dünyayı da anlamaya çalışıyoruz. Şimdi hemen buradan şeyi sorarak başlayayım, sonra derinleşeceğiz. Doğduğumuz gen kaderimiz midir hocam? Bir, ikincisi hani burada biraz epigenetik ve genetiğin de farkını ya da tanımını seyircilerimizin anlayacağı şekilde basitleştirerek anlatmanızı rica ediyorum. Çünkü onu kader olmaktan çıkaran şey sanıyorum epigenetik. Evet. Şimdi aslında teşekkür ederim ben de değerli hocalarıma da sizlere de. Şimdi dediğiniz gibi aslında bu tip sorunlar sadece ülkemizde yok. Tamam, coğrafya olarak zor bir coğrafya, bunu kabul ediyoruz ama inanın her toplumun, her biz ne kadar hani refah desek de kendi içinde herkesin belli problemleri var. Evet. Çünkü aynı genlere sahibiz. Daha doğrusu aynı mekanizmalara sahibiz. Hı hı. Belli varyantlar var. Yani örnek veriyorum, kan grupları varyanttır. Kan grubu bir gendir ama A kan grubu, B kan grubu, kan grubunun varyantlarıdır. Hı hı. O yüzden de hal böyle olunca aynı benzer anatomi, benzer fizyoloji ve benzer altyapımızla beraber bu tip sorunlar hemen hemen her yerde var. Ama tabii ki de belki dönemsel olarak bizim coğrafyamızda daha fazla var. Hani sadece dış politika değil, hani iç politikada da zaten yeni bir, biliyorsunuz, seçim arifesinden çıktık. Zor geçti. Evet. Çok tartışmalar oldu. Ekonomik krizi yaşıyoruz hala. Ve yaşayacağız da, ben bunu hep söylüyorum. Ama tabii ki de bize epigenetik aslında şunu söylüyor. Çevresel faktörler sürekli değişken olacak. Sürekli istediğiniz şekilde gelmeyecek. Siz evet belli bir genetik altyapıyla doğuyorsunuz. Bu anneden ve babadan aldığımız yapılar. Ama bunlar yapısal olarak değişmese de işlevsel olarak değişebilir. Hı. Şimdi belki bir sonraki turlarda konuşuruz. Bazı gen varyantları var ki bizlerde biraz daha anksiyete gibi, biraz daha belli duygu durumlara bizi daha yatkın kılıyor. Hı hı. Ama siz ancak öyle bir çevrenin, sürekli tetiklenen bir çevredeyiz ki epigenetik bunu söyler. Daha anne karnındayken birçok çalışma var bununla ilgili, yani stresli gebelik yaşayan. Hanımefendilerin, gebelerin doğurduğu çocuklar hayata çok daha fazla stres dolu yaşıyorlar. Ama daha huzurlu, tırnak içinde huzur ne demek onu tabii, hani zor bir şey ama hani belki daha böyle eş ne diyelim, tartışması, kavgası olmayan diyelim. Yaşam, hani, yaşam kaygısı, çocuğun geleceği kaygıları daha az. Yaşamayanlardan doğanlarla kıyaslandığında böyle bu tip birçok çalışma var. O yüzden de evet, genlerimiz bizim ana hattımızı belirleyecek ama bunları asıl anlamlı kılacak bu tali yollardır. Hı hı. O da epigenetiktir. O yüzden biz sürekli bu tip problemlerle karşılaşacağız. Hı hı. Yeter ki biz ne yapalım da kendimizi güçlü tutalım. Bu olacak problemi biz değiştirme gücüne bir yere kadar sahibiz ama tabii ki de keşke elimizde olsa totalini değiştirebilsek ama en azından biz kendi akıl sağlığımızı, mental sağlığı sağlayabilecek epigenetik donanımı kendimize koyalım. O donanımı konuşacağız ama madem akıl sağlığı dediniz, hemen hocama dönüyorum. Yani şu koşullar altında akla mukayyet epey zor herhalde. Siz nasıl görüyorsunuz? Hem toplumu nasıl görüyorsunuz? Hem de sizin biliminizden baktığınızda şu koşullar altında, dünyanın bu koşulları altında zihin sağlığımızı, nörolojik sağlığımızı nasıl ayakta tutarız? Şimdi özellikle pandeminin başından beri bir kere kaygı düzeylerimiz inanılmaz arttı. Belirsizliğin olması, pandemide de bu vardı. İnsanı en çok yoran, insanı en çok endişelendiren şey belirsizliğin olması. Çünkü belirli şeyler var olduğunda onlarla nasıl mücadele edeceğinizi düşünüyorsunuz, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Ama ortada bir belirsizlik varsa nasıl hareket edeceğinizi, hangi yöne doğru gideceğinizi bilememek insanlarda
büyük bir endişe düzeyi artışına neden oldu. Bu da birçok hastalıkların, özellikle psikiyatrik hastalıkların ve psikiyatrik hastalıkların vücuda getirdiği yüklerin sıkıntısını bizlere yaşatmaya başladı. Hı hı. İnsanların bu kaygı düzeyleriyle baş edebilmeleri için tabii ki rahatlayabilecekleri ortamlara ihtiyaç var. O kadar çok dışarıdan gelen uyaran var ki rahatlayacak fırsat olmadan yeni bir uyaran geliyor. İşte tam tatil yapacağız vesaire bir şeyler planlıyorsunuz. İşte Paris'e gitmeye karar verdiniz mesela, gittiniz. Bizi aldınız mesela. Bizi aldınız. Hani falan böyle. Eurolar da var. Stresleri açtınız. Evet. Kış boyu hazırlık yaptınız. Euro biriktirdiniz vesaire. Gittiniz, Paris'te olaylar var. Gitmeden önce kaygıya kapılıyorsunuz. Beni ne karşılayacak? Beni ne bekliyor? Dolayısıyla her şey sizin kontrolünüzde değil. Ya da gitmemek bile. Yani mesela insanlar bayram tatili geçirdi. Haberlerini yaptık. Her yer kalabalık gibi görünüyor ama Türkiye'de tatil yapan insan sayısını nüfusa vurduğunuzda çok az. Evet. Yani onu yapamamak bile belki de bir stres kaynağı tabii hocam. Tabii ki. Yani sonuçta çalışan bedenler, çalışan zihinler mutlaka dinlenmeye de ihtiyaç duyuyorlar. Eğer siz beyninizi dinlendirmeden, bedeninizi dinlendirmeden çalışmaya devam ederseniz bu hem stres seviyenizin yükselmesine neden oluyor, hem öfke ataklarınızın artmasına neden oluyor. Öfkenizi kontrol etmenizin son derece güçleştiği ortamlarda kendinizi bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar çalışıyorsanız o çalıştığınızın karşılığı olarak da belli sürelerde dinlenmeye ihtiyacınız var. Artık insanlar bırakın tatil yapmayı, hafta sonu bile ne yapabilirim, nasıl bu düzeyi döndürebilirim kaygısındalar. Dolayısıyla işler psikolojik açıdan çok zor. Peki psikolojik açıdan zor olunca bu böyle mi kalıyor? Hayır. Mesela benim en çok gördüğüm hastalıkların başında uykusuzluk problemi çok sık uyku karşı. Uyku kalitesini nasıl arttırırız konuşacağız. Yok, onunla ilgili bir iki cümle söyleyeceğim. Uykusuzluk bugün dünyada en büyük problemler içerisine yer alıyor. Çünkü artık biliyoruz ki eğer bedeni dinlendiremezsek beynimiz de toksik maddelerinden arınıp sağlıklı düşünemiyor ve uzun vadede de Alzheimer gibi problemler bizi bekliyor oluyor. Dolayısıyla her şey birbiriyle bağlantılı. Stres seviyemizi nasıl azaltırız, buna gerçekten bir çözüm hep beraber oluşturmak zorundayız. Doğru. Önce tabii koşulları değiştirerek. Çok haklısınız. Buradan hemen size dönmek istiyorum. Hı hı. Kitabınız da aslında hani bütün bu konuştuğumuz meseleleri ete kemiğe ve karakterlere büründürerek tartışıyor. Ve orada şöyle bir söz var. Bir dönemi en az anlayanlar belki de o dönemin içinde olanlardır. Yaşayanlardır. O dönemi yaşayanlardır diyorsunuz. Siz bir yazar ve eğitimci olarak bu döneme baktığınızda ne görüyorsunuz? Ben şunu görüyorum. Galiba insanlık tarihinde ben bu ülkenin 55 yıllık görgü tanıyım. İnsanlık tarihi içerisinde galiba bizi en şekillendiren dönem bu. Hı hı. Şey düşünsenize, yani sürekli beynimizin içine giren bir takım teknolojiler var. Bir algoritma var, kapitalizm var ve bu kapitalizm bizim bütün zihinsel algoritmalarımızı biliyor. Hı hı. Ve buna göre de bizi bir şekilde manipüle ediyor, bize bir şey satıyor. Ve bu eskiden böyle bir şey olmazdı. Bir yere gittiğin zaman hani ne bileyim daktilonla beraber mesela kitap yazabilirdin. Hı hı. Şu anda cep telefonu her saniye beynin içine giriyor. Hı hı. Algoritmalarına hakim. Dolayısıyla bizi çok şekillendiriyor. Hı hı. İşte bütün mesele bence şu anda bu şekillendirmenin farkında olup olmamamız. Ben açıkçası insan mutluluğu dediğimiz, hani dediniz ya hayat bize neler yapıyor, hayatta nasıl başa çıkıyoruz. Seneca'nın bir sözü var. Ben gönülden inanıyorum. Burada yaptığımız sohbete de küçük bir öneride bulunayım. Mutluluk önerisinde tabii bulunayım. Diyor ki işte Helenistik çağ filozofu, ünlü biri, 2 yılında doğmuş kendisi. Diyor ki önemli olan başımıza ne geldi değil. Önemli olan başımıza gelenlerle alakalı bizim ne yorum yaptığımızdır diyor. Şimdi Carl Jung'un da başka bir sözü var. Diyor ki insan farkına varmadığı şey tarafından yönetilir diyor. Bilinçli olanı, bilinçsiz olanı bilinçli yapana kadar o sizi yönetmeye devam eder ve siz de ona kader dersiniz. Dolayısıyla içinde yaşadığımız dönem bizi o kadar şekillendiriyor ki bu şekillendirme içerisinde bence insan en büyük problemi biraz kendine yabancılaşıyor. Ya bu yabancılaşma kavramı bizde hiç konuşulan bir kavram değil. Ama insan hani onay mekanizmaları, hani like'larla beraber, yani öyle bir sistemin içinde yaşıyoruz ki bizim zaaflarımız
zihinsel zaaflarımız ve algoritmalarımızı çok iyi tanıyan bir sistemle beraberiz ve biz ne istiyoruz? Bir güvenlik istiyoruz. İki ne istiyoruz? Onaylanma ve itibar istiyoruz. Hı hı. Ve bunu sağlayan bir sistemin içerisinde o like'larla, onaylanmayla içinde yaşadığımız sistem bizi şekillendiriyor. Bizim hobilerimizi, hayat bakış açımızı, mutluluk tanımlarımızı, sizinle yaptığımız küçük sohbette olduğu gibi başarı tanımlarımızı. Dolayısıyla bir yerden sonra o sistemin yan ürüne dönüşüyor olmak, bana sorarsanız hayattaki temel tatminsizlik sebeplerinden bir tanesi. Ben biraz da derin bir psikolojiyle büyük bir psikolojik savaş yürüyor yani. Evet, değil mi? Aynen öyle. Hem sistemle, hem gündemle, hem içimizle. Evet, kendin olmak ya, kendin olmakla bu kadar mı zor, kopya değil mi? Olmak evet. Arasında Rönesans'ın bir şeyi var, mottosu var. İngilizcesi şu, are you bold enough to be yourself? Türkçesi kendin olabilecek kadar cesur musun? Hı hı. Dolayısıyla kendin olmak